Herkese merhaba. Mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim. Pazar kahvaltınıza yakışacak çok lezzetli pişi tarifi. İlk olarak yoğurma kabım içerisine bir adet yumurtamı aldım. İçerisine bir su bardağı süt. İsterseniz süt yerine su da kullanabilirsiniz. Güzelce karıştıralım. Ardından 2 yemek kaşığı beyaz peynir, bir adet küçük kap biber, kap biberleri küçük küçük doğrayın ki pişsin. Ardından 2 tutam maydanoz, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve bir çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Ununuzu yavaş yavaş ilave edin. Ve kontrollü olun. Ardından bir paket kabartma tozu çünkü bu pişiler mayasız olacak. İlk olarak bir çırpıcı veya spatula ile hamuru toparlayın. Ardından elinizle yoğurarak hamuruzu toparlayın. Unuzu azar azar ilave ederek ortalama 3-3,5 su bardağı un kullanacaksınız. Un miktarı farklı tariflere göre değişebilir. Hamurumuzu toparladıktan sonra tezgahımıza çok az un serpiştirelim ve tekrar tezgahta 2-3 dakika yoğurarak toparlayalım. İçe doğru katlayarak toparlayın hamurunuzu. ardından bir merdane veya oklava ile hamurunuzu açın çok ince olursa pişileriniz kuru olur çok kalın olursa da içi iyi pişmez eğer merdanenize hamur yapışırsa çok az un serpiştirebilirsiniz yeteri kadar açtıktan sonra bir bardakla bu şekilde halka olarak kesebilirsiniz veya kurabiye kalıbıyla veyahut bıçak yardımıyla kara kara yapabilirsiniz üzerindeki Fazla hamurları alıyorum ve elimle toparlıyorum. Tekrar buna değerlendireceğiz. Aynı şekilde açıp bardaklık keseceğiz Tam içerisine yağımı aldım ve kızdırdım. Pişirimi ilave ediyorum. Zaten hemen kızarıyorlar. Kontrollü olun. Çatal veya maşa yardımıyla ters çevirin. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Bu tarif 10 dakikanızı bile almıyor. Çok pratik ve lezzetli oluyor. İsterseniz içerisinde kullandığımız sebzeleri veya peyniri kullanmayabilirsiniz. Sade yapabilirsiniz. Veya isterseniz farklı malzemeler ilave edebilirsiniz. Bütün hamurlarımı aynı şekilde tamlayarak pişirilerimi hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi hemen kızarıyor zaten. Fazla yağ da çekmiyor. Ve altın renginde yumuşacık ve içi tam pişti. Böyle tariflerin devamı için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde